BloombergHT.com tarafından hazırlanan sabah bültenine hoş geldiniz. Bugün yapılması planlanan kabine toplantısının gündeminde 3600 ek gösterge, Temmuz ayı maaş zamları, kira artışları düzenlemesi görüşülecek. Kabinede enflasyon farkının asgari ücretlere yansıması da ele alınacak. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, uluslararası ticarette tahıl kıtlığının sorumlusunu Rusya olarak gösterdi. Amerikan tarım dışı istihdam verisiyle dolar endeksi ve Amerikan tahvil faizleri yükseldi. Amerikan borsaları cuma günü ekside kapandı. Asya'da Güney Kore piyasaları bu sabah tatil, kalan endeksler ve Amerika'da vadeliler alıcılı. Euro dolar 1.0720, dolar TL 16.49, euro TL 17.72'den alıcı buluyor. Altın ise 1856 dolara geriledi. Çin'de açılmalar ve Suudi Arabistan'ın müşterilerine yansıttığı zam haberleriyle Amerikan ham petrolü 120, Brent ise 121 dolara yükseldi. Bugün içeride reel efektif döviz kuru açıklanacak. Hafta genelinde ise Avrupa Merkez Bankası faiz kararı, Amerika'da enflasyon, OECD ve Dünya Bankası'ndan gelecek küresel ekonomik görünüme ilişkin raporlar ajandada öne çıkıyor.